كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Bakın, Müslümansak, bak Müslümansak diyorum, lafım biraz üzerinize alın şu lafları. Ne demek Müslümansak? Ya Müslümanız da kardeşim. Alamet lazım, alamet. Allah Celle Celaluhu görmek istiyor kulundaki samimiyeti, ihlası. Benim kulum ne kadar samimi diyor. Allah Celle Celaluhu. Görecek. Benim kulum benim için ne yapıyor? Bu din için ne yaptı? Ne fedakarlık yaptı? Mal ile, can ile, vakit ile ne harcadı? Ne verdi bu? Ne? Gördü mü Allah Celle Celaluhu? Yapanı görür, merak etme. O yüzden diyoruz bir şeyler yapın. Peki ne yapacağız? 14 Şubat geliyor arkadaşlar. Emri bil maruf'tan bahsediyoruz değil mi? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas diyoruz değil mi? İnsanlık içerisinden Hazreti Adem'den kıyamete kadar çıkarılan insanların en hayırlısı biziz. Niye? Niye? Çok basit. Arkadaş 14 Şubat geliyor. Sen bu ayetle muhatap olmak istiyorsan, bu ayet ile amel etmek istiyorsan kardeşim ne yapacaksın? Kardeşim Allah aşkına böyle bir şey saçmalama. 15'inde yap. 13'ünde yap. 14'ünde yapma. Aynı yılbaşı neyse bu da bu kardeşim ya. Gavurun işi. Papaz Valentina mıdır? Nedir arkadaş? İsmini de bilmiyorum. Çıkarmış bir şey. Papaz niye çıkartıyor? Onu da anlamadım yani. Sözde papazlar evlenmiyor benim bildiğim kadarıyla. Ama bir tane papaz çıkartıyor. Sevgililer gününü. Muhabbete bak. Peki en çok kim rağbet ediyor? Müslümanlar. 14 Şubat geliyor. Reklamlar, billboardlar. 14 Şubat'ta bu bu şey çiçek firmaları var mı? Kitleniyormuş. Düşün. Kampanya. Ne yapıyor? Ne kampanyası? Bir ise 5 yazıyor. Ne kampanyası? Nasıl diyor? Enayiler alıyor baba diyor. Normalde bu gül kaç para? 5 lira mı? 50 lira. Niye? Enayiler alıyor. Niye? Almasan sevginin bana kimse. Hareketlere bak. Sevginin bana kimse. Abi ne hale geldik ya? Şimdiden geçti zaten. Ben birkaç hafta önce konuşmaya başladım meseleyi. O dediğim zaten o zaman başladı muhabbetler. Almazsam işte küser, almazsam darılır. Nasıl alamam? Adam karısını alıyor bir de. Hani sevgililer günü, o karım da benim sevgilim. Ya Allah rızası için gözünü seveyim ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ne yapacağız? Peki biz ne yapacağız? Meseleye gelelim. Müslüman işi değil bu kardeşim. Yapma, saçmalama. Tamam al. Ama 15'inde al. O zaman anlamı kalmaz. Ya sana ne be kardeşim? Ya zorla adamın ağzını bozuyorlar ya. Ya kafirin işi, gavurun işi. Senede bir gün diyor çiçek alıyoruz. Onu da çok, ya ne çok göreceğim ya. Gavur işi be kardeşim. Müslümansın sen. Senin ne işin var 14 Şubat'ta? 1 Ocak'la ne işin var? Ya arkadaş bu memlekette cadılar bayramı kutluyorlar ya. Vallahi billahi daha ne yapacağım? Contayı yakacağım az kaldı ya. Müslüman memlekette ne yapıyorlar? Cadılar bayramı. Ne yapıyorlar? Herkes birisi Harry Potter olmuş, birisi bilmem ne giymiş. Gandalf oradan geliyor. Pikachu bundan çıkıyor. Tövbe estağfurullah. Cadılar bayramı ya. Adamlar evde maskeli balo yapıyor. Sorsan hepsi bizden Müslüman ha. Hepsi bizden takva. Ne var kardeşim kalbim temiz. Lan kalbin temiz de dışın cadı. Ben kalbi temiz cadı görmedim hiç yani. Bu nasıl iştir ya? Müslümana bak. 14 Şubat ilk önce Müslüman. Yılbaşı ilk önce Müslüman. Şükran günü ilk önce Müslüman. Bilmem ne bayramı ilk önce Müslüman atlıyor. Niye? Benim kafirden niye eksik? Ooo. Evet. Onu dediğin anda hiçbir eksiğin kalmıyor. Evet kardeşim. Direkt arabayı Vatikan'a çekiyorsun. Tabi sağdan doğru git cüzdan bulursun. Ya bu laf söylenir mi? Bizdeki kafa bu ha. Bizim onlardan neyimiz eksik? Ya arkadaş gavura ya. Senin fazlan var, imanın var. Sen diyorsun ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O ne diyor? Baba oğul kutsal ruh. Peki sen şimdi
benim ondan ne farkım var dersen ne demiş olursun? Allah muhafaza söyleme dilim varmıyor. Bir de afaros çıkar yani. Bir de bizim Müslümanlarda maalesef bunu yapan çok Müslüman da var. Gavur oluyorsun. Haç yapıyor böyle. Ben yapmıyorum bile anlayın. Böyle haç işareti yapıyor. Artıya böyle vücudunda gösteriyor. Ne var kardeşim şimdi böyle. Yapamazsın. Yapamazsın. İman dairesinden çıkarsın. Anlatamıyoruz. Öğretemedik. Senelerdir anlatamadık. O dizilerde, filmlerde o haç giyenler, o haç papaz taklidine girenler. Arkadaş bu işlerin şakası yok. Yapmayacaksın. 14 Şubat kutlamayacaksın. Senin ne işin var sevgililer günüyle ya? Ölüyor arkadaş ya. Kutlamasam sevgilim küser. Ya küssün be kardeşim. Öyle sevgi mi ol be? Ya sevgi dediğin kardeşim Muhammed Mustafa ile Hazreti Ayşe validemizin sevgisi gibi olacak. Onlar gibi olacak. Onlar tövbe haşa ve kella. Ya bir de var ya hadis de uyduruyorlar ha. Yani bizimkiler 14 Şubat sorsan hadis de çıkarttılar bir yerden. Hocam bu hadisin 14 Şubat'la alakası var mı diyor. Geçen bir tanesi atmış. 14 Şubat hadisi atmış bana. Ya illaki bir yerden kurtarmazsan niye? Ben diyor bu hediye almazsam sevgin beni terk eder. Ya daha ne istiyorsun? Zaten İslam'da sevgili diye bir şey yok. Terk et de öp başına koy yani. Elhamdülillah de kurtuldum de. Niye? Masraf. Masraf kardeşim başka bir şey değil ya. Ya millet kendini perişan ediyor be kardeşim. Vallahi yazık ya. Ya bir daha söylüyorum bak. Bugün YouTube sayfamıza bir video attık. Bir yardım kampanyası. Allah rızası için izleyin yardım edin. O yardım edilen köyde bir tane erkek kalmamış. Hepsi şehit olmuş. Kadınlar çocuklar çöp topluyor. Çöp. Oraya giden arkadaş diyor ya. Ya diyor çocuğa diyor portakal verdim ısırdı diyor kabuğuyla ya. Bilmiyor aç. Muz verdik diyor muzu kabuğuyla yedi diyor ya. Sen bugün oraya 5 lira vermezsin. Ama sevgiline bilmem tek taş, 3 taş, 5 taş bilmem ne bu kadar gül alıyor. Bu ne ya? La çelek yaptır bari. Hakikaten yani. Bizim milletteki şu kafa var. Hediye ne kadar büyük olursa sevgi o kadar büyük. Hayır kardeşim. Hediye ne kadar büyükse sen o kadar avanaksın. Ya bu kadar çiçek mi olur ya? Ha bakın ya 14 Şubat'ta sokaklarda göreceksiniz. Bu kadar çiçek. Bu kadar çelenk. Tövbe estağfurullah. Bilmem 5 taştan da geçmiş artık. Önceden tek taş vardı. Şimdi 5 taş, şimdi komple taş yapmışlar. Abi firmalar diyor bunlar nasıl enayi. Nasıl alıyorlar. Bunlara para çok. Yapıştır yavrum 5 taş 10 taş. Yakında komple buradan aşağı Frodo Baggins gibi gezecekler. Yüzüklerin efendisi yani. Nasıl enayiler alıyor. Yapıştır gitsin kardeşim diyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Hani mevzu şu. Bakın. İnceyi şuradan yakalayın. Bu kafir iş arkadaş. Sen şimdi ne diyorsun? Ya bizim onlardan ne farkımız var dersen zaten dedim ya bak iman dairesinden sırlıyorsun. Benim derdim bu. Ya ben bunu haram olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey yok. İyi neyse kafir olmadın diyeyim bari. Ama günah Allah rızası için. Bak zaten İslam'da sevgili diye bir şey yok. İmam nikahlın değilse hiçbir şeyin. Nişanlıyız. Hayır. İmam nikah yoksa hiçbir şeyin olmuyor. Bizimkiler söz yüzüğü takıyor. Arada nikah yok. Karı koca gibi. Nişan. Oho. Ya nişanlısın. Söz şey var mı? İmam nikah var mı? Yok. Ya bu ne samimiyet? Nişanlılar bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz kardeşim ya? İmam nikah olmadığı sürece sana haram.